Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Gamze ile bugün yemek yapacağız. Berlin'deki fakir tatilimiz devam ediyor. Fakir diye altını çiziyorum çünkü kısıtlı imkanlarla nasıl tatil yapılır? Amacımız bunu göstermek. Sık sık gezmeye çalışıyoruz işimizden vakit buldukça. Bugün de Berlin'deyiz. 3 gün Berlin'de kalacağız. Kaldığımız yerde 940 TL gibi bir ücret ödüyoruz 3 gün için. Yani ortalama 140 Euro gibi bir fiyat yapıyor bu. 3 gün için gayet ideal. Paylaşımlı bir ev burası. Ev arkadaşımızın ismi Rolf. O da benim gibi yönetmenlik yapıyor. Film piyasasında çalışıyor. Gamze ile bugün gittik Türk marketine. Gittik tavuk aldık. 2,5 Euro'ya geldi 1 kilo kanat. Sabah da gittik 1 kiloluk bir dondurulmuş patates aldık. Onu da 1 Euro'ya aldık. İşte ekmeğimiz var sabahtan aldığımız. Toplamda bu yemeğin bize maliyeti 4 Euro gibi bir fiyat olacak. Bakalım şimdi yemeğimizi yapalım. Ardından yarın size de ev turu yapacağım. Kaldığımız yeri size tanıtacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Hadi yemek yapalım. Şuraya çıkartacağım. Baram. Oo. Çeşit çeşit biralarımız. Marketten aynı zamanda sabah için salam aldık. Destan salamı. Türk marketinden. Aynen, Türk marketinden aldık. Nazar diye burada bir market var. Berlin'de Nolan Platz'ta kalıyoruz arkadaşlar biz. 1.79 Euro tuttu şu 8'li salam. Tavuk salamı. Ama sabah kahvaltısını içirmek için gayet ideal. 2 kişi yetebilecek şekilde. Başka ne aldık? Biraları aldık. Breznak diye bir bira aldık. Görüyorsunuz. Bu birayı da ortalama 0.79 cent aldık. Diğer çeşit çeşit biralarımız da var. Birazdan bira tadım videosu da çekeceğiz. Pam 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 pam. Tavuklarımız, tavamız, ocağımız, yemek yiyeceğimiz yer. O ne? Bilmiyorum. Salça gibi bir şey arıyorum. Hı. Ama bu sanırım... Evet, salça. Hı. Bir salça göster bakayım. Çöp krem. Tomato. Garip. Ama çok mantıklı bence. Mesela bu sabah şöyle bir yoğurt aldık açık, arkadaşlar. Açık o, dikkat et. Aynen açıkmış. Ananaslı, muzlu. Gamze bayıldı buna. 0.33 cent verdik buna. Şu birayı aldık. Berlin diye bir bira. Dün bu birayı içmeye 6.20 Euro ödedik. 50 cc'lik bir biraya. Sanktaro. Bu da 0.79 cent. Bunlara da 0.79 cent ödedik. Dün bu birayı 6.20 Euro'ya içtik. 3 tane bira içtik. 20 Euro yakın bir para verdik totalde. Kreuzberg'e gideceğiz. Kreuzberg'de güzelce bir gezeceğiz. Oradaki Türk lokantalarına, Türk kafelerine biraz dolaşacağız. Biraz oralarda vakit harcayacağız. Berlin'de enteresan gelen olaylardan biri de şu. Bildiğimiz lahmacuna burada Turkish pizza diyorlar arkadaşlar. İçine bildiğiniz kıvırcığı, domatesi koyuyorlar. Turkish pizza diye satıyorlar. Ve inanılmaz dedidir. Seviliyor. Ortalama 2,5 Euro gibi fiyatı var. Türk dönerlerine et dönere kıyma diyorlar genelde. Kıyma döneri böyle kocaman bir ekmeğine biz 4 Euro verdik. 2 tane aldık, 8 Euro verdik ve gerçekten doyuyorsunuz arkadaşlar. Eğer aşırı derecede yemeğe düşkün değilseniz
iki kişi bile bir tane dönerle doyabilirsiniz. Ama biz iki tane aldık, sadece bir tadalım dedik, bakalım diye. Ve o kadar büyük olacağını tahmin etmemiştik. Evet. Çok fazla. Kesinlikle. Sabahleyin mesela market alışverişine gittik, 20 euro kadar bir toplam para harcadık. Hani sabahleyin harcadığımız bizim bu para, öğlen yemeğimizi de çıkarttı. Hani öğlen ne yiyeceksek onları da aldık. Ara öğünlerimizi de çıkartmış olduk. Akşam için biraz da hazırlık yapmış olduk. Mesela 3 günlük kahvaltılığımızı aldık aslında. Sadece bugün ekstra olarak bir salam aldık. Bir salam tadalım dedik. Acaba nasıl olacak, nasıl bitecek diye. Sabahın Alman marketine gittik. Hatta çekim yapıyordum. Beni engellediler. Çekemezsin burada dedim. Yani, tamam dedim. Türk marketine gittik. Türk marketine zaten selamünaleyküm, aleykümselam giriyorsunuz. Ne almak istiyorsanız böyle. Her şey ucuz. Herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Hele ki siz, hani ben turistim, buraya gezmeye geldim diyorsanız. Yani markette mesela 2.99'du kanat kilosu. 2 kilosu 5 euroydu. Adam bize turistsiniz dedi. Hani gezmeye gelmişsiniz buraya dedi. Hoş geldiniz dedi. 2.5 eurodan verdi. Yani 50 cent kadar bize bir indirim yapmış oldu. Ya marketler bile size indirim yapabiliyor. O yüzden olabildiğince Türk marketlerini tavsiye edin derim. Burada neler ucuz? Alkol tabii ki çok ucuz. Sigara biraz pahalı. Biz gittik, sarma sigara aldık İstanbul'dan. George Carellas'ın sarma sigaralarından aldık iki tane. Onu sarıp içiyoruz mesela. Burada sigara masrafımız yok. Kesinlikle sigara para harcamıyoruz. Başka gelirken mesela ilk gün yemekle uğraşamayacağımızı bildiğimizden dolayı sabah 7.30'da biz metrobüse bindik ve buranın yolunu tuttuk. Yolda kahvaltı vesaire sorun olacağı için Gamze iki tane sandviç yapmış evden. Gamze'nin yapmış olduğu sandviçleri yedik. Havalimanına geldiğimizde artık böyle midemiz biraz böyle kazınmaya başlamıştı. Çünkü uçağa bindiğinizde biz Pegasus'ta geldik bu arada. Pegasus'ta bildiğiniz üzere yemek yok, yemek ücretli. Ben de şöyle bir şey yaptım, tabii ki Türk haklı. 10 tane simit aldım yolda. O 10 tane simidi, Gamze dedi ne yapacağım bu kadar simidi, kim yiyecek? Arkadaşlar 10 tane simidi akşama kadar yedik. Yani o kadar acıktık ki yolda. Ve bizim için de o kadar güzel bir yolluk oldu ki. Gelene kadar yedik arkadaşlar onları. İlk gün yemeğe herhangi bir para harcamamış olduk. Çünkü yani sabahleyin Gamze'nin yapmış olduğu sandviçler. Benim de hani maksimum 15 lira falan vermiş olduğum bir simit parası vardı. Geri kalan hiçbir şeye para harcamadık. Kahve vesaireyi buradan halledebiliyoruz. Rolf bize sağ olsun bunu sağladı. Kahvenizi içebilirsiniz dedi, suyunuzu içebilirsiniz dedi. Evdeki birçok şeyi kullanmaya ve paylaşmaya özen gösterdiğini söyledi. Biz de mesela sabahleyin kahvaltı hazırladığımızda Gamze 3 kişilik kahvaltı hazırladı. Biz de biliyorsunuz arkadaşlar, paylaşımcı insanlarız Türkler olarak. Gamze de 3 kişilik tabak hazırladı ve 3 kişilik kahvaltılık burada bir hazırdı. Rolf dedi kahvaltı, oh me! Bana da mı dedi? Evet dedik, sana da. Gel kahvaltı yapalım. Beraber kahvaltı yaptık. Çok mutlu oldum mesela. Dedik kısıtlı olan İngilizcemizi bunu anlatmaya çalıştık. Biz Türkler böyle şeyleri çok severiz ve bizim kahvaltı sofralarımız genelde böyle çok çeşitli şeylerden ibarettir ama biz kalabalık olur. Evet, ve kalabalık olur. Biz de sen buradayken bizim yemek yememiz doğru olduğunu düşünmedik ve hep beraber bir şeyler yapalım diye ortak bir kahvaltı hazırlamayı düşünmek. Çok mutlu oldu. Gamze bu keki kaç para vermiş? 1 euro muydu bu? 1 ya da 2 ama... 2 yok ya, 1 euroydu hatta, almayayım mı sen? İşler duruyor aslında, aslında sen bakabilirsin. Arkadaşlar şöyle güzel bir kek aldık. Gayet lezzetli. Hani öğlen biz bayağı bir bugün 25 kilometreden fazla yol kat ettik Gamze ile beraber. Şöyle bir kek aldık hani yolda yeriz diye. Ama çok ihtiyacımız olmadı çünkü kan şekerimizi dengeleyecek şekilde çikolatamız vardı. Ve yoğurdumuz vardı yanımızda. Gayet de hani yemeden geri döndük.
Arkadaşlar şimdi yemeğimizi hazırladık. Yemeğe başlayacağız. Ortamı bir yarım saatte yaptık yemeğimizi. Gamze'nin ellerine sağlık. Çok güzel bir sunum yaptı bize. Bir tane biramız vardı. Onu ikiye pay ettik. Diğer kalan dört tane biramızı da birazdan bira tadım videosu yapacağız. Orada değerlendireceğiz. 80 cent aldık biramızı. 2,5 euroya 1 kilo tavuk aldık. Sabah aldığımız domates, salatalık, turşu ve peynirimizi değerlendiriyoruz. Aynı şekilde sandviç ekmeklerimiz var, tost ekmeklerimiz, onları değerlendiriyoruz. Gamze'nin eline sağlık tabii ki. Teşekkürler Gamze. Afiyet olsun. Şimdi bize afiyet olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mm-hmm.